Evet sevgili Kıbrıs TV izleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Ersin Tatar da bizlerle birlikte ve bugün hem kurultayı konuşacağız hem de seçildiği takdirde bu önümüzdeki dönemde nasıl bir ulusal birlik partisi olacak onunla ilgili konuşacağız kendisiyle. Tabii ki ben öncelikle Ulusal Birlik Partisi kurultayında özellikle bu UBP'lilerin göstermiş olduğu o olgunluğu da takdir etmek istiyorum. Çünkü her gün sabah biliyorsunuz ben sabah ajansını açarken günaydın Kıbrıs, günaydın yüreğinde sevgi ve hoşgörü barındıran güzel Kıbrıslılar diye açıyorum. Sanırım UBP kurultayı da buna çok güzel uydu diye düşünüyorum. Çok güzel bir olgunluk örneği gösterdiler. Birlikte girdiler, birlikte çıktılar ve bir ikinci tur heyecanı tabii ki başlayacak. Tabii ki Faiz Sucuoğlu ve Sunat Atun'un yaptığı açıklamalarda ikinci turun seyrini belirleyecek. Belki de hafta sonuna kalmayacak bu iş gibi bir de görüntü vardır. Ama her şeye rağmen bekleyeceğiz ve göreceğiz olaylar nasıl seyredecek. Ama bu ülkenin en büyük partilerinden bir tanesi olan Ulusal Birlik Partisi belli ki önümüzdeki dönemlerde de herhangi bir anlaşma olduğu takdirde de bu ülkede en önemli partilerden biri olacak ve bu anlaşmanın da en önemli parçalarından biri olacak diye düşünüyorum ki eminim yapmış olduğu çalışmalarla Ersin Tatar seçildiği takdirde tabii ki Ulusal Birlik Partisi'ni yeni vizyonuyla birlikte hem adı gibi ulusal birlik anlamında hem de evrensel değerlerle Kıbrıs'ı ve Kıbrıslıları dünya çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyacaklar diye düşünüyorum. Hoş geldiniz Ersin Bey. Çok teşekkür ederim. Bu arada kolay gelsin diyelim, geçmiş olsun diyelim. Yani çok yoğun, tempolu bir kurultay geçirdiniz. Saatlerle ölçülecek. Ben tabii biliyorsunuz antrenmanlıyım. Yani uzun zamandır bu yollardayım. Evet. Çalışmalar içerisindeyim. Ben hem halkımı hem partilimi gerçekten çok kucaklamış, onlarla iyi bir diyalog olan bir kişiyim. Dolayısıyla çok seçimlere girip çıktım. Hem ön seçimlere hem genel seçimlere. Ve dolayısıyla tabii ki daha önce de kurultay tecrübem var. O bakımdan bu kurultay süreci de esasında çok güzel geçmiştir. Ben yaptığım çalışmaları, kendi vizyonumu ve yapmak istediklerimi çok iyi anlatabilme fırsatı buldum. Evet. Onun için medyaya da teşekkür ediyorum. Sosyal medyadaki arkadaşlara, iletişim alanındaki tüm imkanlar bizim için fevkalade önemli olmuştur. Çünkü artık evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir yere gelmiştir. Evet. Bizim Ulusal Birlik Partisi'nde bu üyelik sisteminde 12 bin üyemiz vardır. Evet. Bu insanlara tek tek ulaşmak mümkün değildir. Evet. Ve ulaşabildiğiniz insanlara bile her gün yeni düşüncelerinizi, yeni bir takım duygularınızı iletebilmek, anlatabilmek tabii ki sosyal medya, televizyon ve yazılı basına. Çoğaldı bunlar. Yani çoğaldı ve evet. Gerçekten çok etkili hale geldi. Yani evet. Bunları kullanmayanlar geride kalıyor. Evet. Ben anında gittiğim bir yerde gördüğüm bir veya gözlemlediğim bir şeyi hemen orada paylaşabiliyorum. Ve o haber anında gidiyor, anında yayılıyor. Bu da çok önemlidir. Çünkü evet. Eskiden ne olurdu? Bir haberinizi işte yayınlardınız, taka iletirdiniz, tak dağıtırdı ama o gazete de ertesi gün çıkardı. Evet. Çayıracak gazete sayfasında içinde bulsun seni. Evet. Şimdi fotoğrafı paylaştığınızda anında gidiyor. Anında. Dolayısıyla evet. Onu da iyi kullandığımı biliyorum. Dolayısıyla keyifli bir süreç yaşadım. Şimdi önemli olan tabii ki bu umutla bir yerlere gidebilmektir. İlk önce tabii ben bütün partilerime, Ulusal Birlik Partisi'nin tabanına, üyelerine, teşkilatlarına, divana, o gün orada o heyecanı bizimle paylaşan her türlü katkısı olan insana teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok dediğiniz gibi güzel bir olgunlukla bir kurultay yaşadık. Bunu da teslim etmek lazım. Keşke o ilk cumartesi sabahta daha fazla kalabalık olsaydı salonda. O da bir öz eleştiri olarak bundan sonra değerlendirilmesi lazım. Yani bu oy kullanma günü ilk ertekisi günü oluyor. İlk gün bu iş olabilir mi? Hepsi bir günde olabilir mi? Konuşmalar kısa tutulabilir. Daha sonra seçime getirebilir. Çünkü ta Karpaz'dan, Yeşilmak'tan, memleketin her köşesinden yüzlerce insanımız gelmektedir bu kurultayımıza. İlk gün gelip tekrar ertesi gün gelmeleri zahmetlidir. Kolay iş değil. Bu ekonomik koşullarda da bunların düşürülmesi lazım. Ama günün sonunda Ulusal Birlik Partisi dediğiniz gibi bu memleketin vazgeçilmez bir partisidir. En köklü, en teşkilatlı, en örgütlü ve gerçekten de
Yani tabanıyla fevkalade sağlam bir omurgası olan bir siyasi oluşumuzdur. Evet. Biz de buraya mensup olmaktan, buraya hizmet etmekten çok mutluyuz. Çünkü evet, öyle bir aile bağımız vardır, gönül bağımız vardır, ulusalcılığımız ve gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında buluşan insanlarımızın Ulusal Birlik Partisi ile ancak bir yere gidebileceğine yönelik inancımız vardır. O bakımdan Ulusal Birlik Partisi kendisini her zaman iktidara hazır etmesi lazımdır. Evet. Ve esasında bu çalışmalar içerisinde o da vurgulanmıştır. Yani şu anda Ulusal Birlik Partisi 21 milletvekiliyle dışarıdadır. Evet. Bu hak ettiğimiz bir şey değildir. Halkımızın da hak ettiği bir şey değildir. Çünkü şu anda görüyorsunuz ki ülkede muazzam bir sıkıntı vardır. Evet. Dolayısıyla bir umut olarak ortaya çıkmak lazım. Onun için söylediklerimizin doğrultusunda ve bundan da dolayı, bu iktidar olayından dolayı Ulusal Birlik Parti ile bir değişime imza atmışlardır. Evet. Neticeler onu gösteriyor. Evet, evet. Yani baktığınızda %72'si değişime oy vermiştir. Evet. Ve bu değişim gerçekleşmesi gerekiyor diye evet, düşünüyoruz. Çünkü bununla birlikte yeni bir anlayış, yeni bir heyecan, yeni bir durum ve tıkanan siyasetin önünün açıldığını göreceğiz. Evet. Ve o umutla bu memlekette bazı güzel şeyler olacak diye düşünüyoruz. Ve dolayısıyla ben bir kez daha bana bu yolda yardımcı olan bütün ekip arkadaşlarıma, bütün çalışma arkadaşlarıma çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu öyle tek başınıza yapacağınız bir şey değildir. Değil. Çok yoğun bir çalışmadır. Kesinlikle. Çok büyük bir çalışmadır. Ve bir ekibinizin olması lazım. Bu ekip de benim için önemliydi. Çok güzel işler yaptık. Çok güzel çalışmalar yaptık. Ve netice itibariyle güzel bir netice aldık. Şimdi evet, tabii bakıyoruz ya, ikinci tura kaldı. Esasında böyle bir sistemde, çünkü tüzümüz ne diyor? Katılanların %50'sini alırsanız, ilk turdan alırsınız. Şimdi 4 tane iddialı aday, biri de genel başkan. Evet. İlk turdan bir kişinin %51 oy alması mümkün değil. Mümkün çok değil. Zor yani. Evet. Çok zor. Evet. Dolayısıyla yani kaldı ki diğer adaylar da yani partililer içerisinde sevilen ve kitleleri olan güçlü adaylar. İnsanlar. Güçlü insanlar. Dolayısıyla evet, o ortamda ben aldığım oydan memnunum. Yani evet, %38 bir oy aldım işte, 2600 falan neyse. Ben o oydan memnunum. Teşekkür ediyorum. Şimdi önemli olan bu saatten sonra ne olur? Onu da sizin gazetede güzel işledi. Çünkü bir değişim arzusu olduğu için partimizde. Şimdi Sayın Sucuoğlu ve Sayın Atıl bildiğiniz gibi doyurucu açıklamalar yaptılar. Evet, neden evet, değişime, neden Ersin Tatar'a destek vereceklerini açıklamışlardır. Gazetemize de bugün yer verdik zaten. Kendilerine de teşekkür ettim. Evet. Ve dolayısıyla şimdi şu anda böyle bir durum vardır. Bunu bekliyoruz. Çünkü günün sonunda cumartesi eğer ikinci kurultay olacaksa ona da tabii ki hazırlıklar başlamıştır günün evet, sonunda. Çünkü 4-5 gün var. Ama farklı bir durumda olabilir. O artık Sayın Hüseyin Özgür'ün vereceği bir karardır. Onunla ilgili ben bir yorum yapmam. Evet, senelerini tabii siyasete vermiş insanlardan tabii, bir tanesi Hüseyin Özgür'ün. Tabii. Belli deneyimleri vardır, belli tecrübeleri vardır. Yani mutlaka, kurultayın, üyelerin bu liderlere vermiş olduğu bir mesaj vardır. Bu mesajı iyi okuması gerekir diye düşünüyorum. 4 aday da diye düşünüyorum ben. Çünkü kurultaylar en yetkili organlardır. Ve tabii ki orada kız seyir bir mesaj içerir ki bugün baktığınızda %70'e yakın üye başkan olan değil, başkan olmayan aday olan 3 adaya oy vermiştir. Evet. Yani bu çok önemli bir ayrıntıdır. Ben eminim ki Hüseyin Özgür Gün başkan olarak bunu da iyice okuyacaktır diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Tabii durum bu mertebede. Partili de bunu bekliyor ama dediğim gibi Ulusal Birlik Partisi'nin birlik ve beraberliği, bütünlüğü ve hizmet etme anlayışında onu yakalaması çok önemlidir. Biz onu başardık şu anda. Bakınız bu değişim arzusuyla bakıyoruz ki %72 aynı adreste. %72 aynı adreste ve diğer iki aday da beni desteklemektedir. Dolayısıyla ben o kucaklayıcı ve biz anlayışını evet, ileri götürmekte kararlıyım. Evet, zaten bizim partimizde Doktor Derviş Eroğlu'nun da yaptığı bir takım eski çalışmalarda mesela işte kabinesinde şurada burada kendi karşısında olanlar bile kabinesini almış evet, bir liderimizdi. Evet. Bunlar hep bize örnek teşkil ediyor. Tabii çünkü tabii, sonra bu parti çalışmalarında hepsi partilidir. Farklı adaylar çıktığında en doğal hakkıdır insanlarımızın beni de sevebilir. Seni de sevebilir ama diğerini daha çok sevebilir veya onunla başka evet, bir bağlantısı vardır. Onu hiç siz sorgulamamanız lazım. Ama günün sonunda bu yarış bittikten sonra hepimiz aynı noktadayız. Hepimiz birbiriyle aynı aile içerisinde kucaklaşmak durumundayız. Yani
bana oy vermediydin da ben sana kırılayım noktasında hiçbir zaman olunmaması lazım. Ulusal Birlik Partisi'nin genelinde bu vardır. Dolayısıyla biz bu saatten sonra artık olanı biteni geride bırakmak durumundayız. Ve işte ne Ersinci, ne Hüseyinci, ne Faizci, ne Sunatçı yoktu böyle bir şey. Tek bir Ulusal Birlik Partisi var ulusal anlayışı. Hep onu söyledim ve ben de geçen kurultayda mesela biliyorsunuz %45 oy almama rağmen bir takım şeyler oldu ama hiçbir mesele yapmadım. Ben bunu çalışmalarım aynı şey. Zaten bugünün benim bugünkü başarımın en büyük sebebi de odur. Evet. Yani adam o kurultayda kazanmadı ama hiç durmadı, yoluna devam etti, partisine çalıştı, mecliste çalıştı, her yerde vardı. Ve dolayısıyla şimdi şu anda onun meyvelerini almaktayım ben. Bu da böyle bir olay. Yani dolayısıyla siyaset böyledir. Özellikle Ulusal Birlik Partisi'nde böyledir. Dolayısıyla benim verdiğim mesaj, kucaklayıcı olacağız. Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Çünkü hep bunları zaten bütün o etkinliklerde, toplantılarımızda, kürsülerden hep bunu söylüyoruz. Biz biriz, biziz. Dolayısıyla biz biriz ve biziz. Şu anda bu oklar bendedir. Çünkü öyle bir oy potansiyeliyle ve gelen aşamada bu değişim rüzgarıyla adres Ersin Tatar olarak göstermiştir. Eğer, tabii daha olmadı biliyorsun. Tabii. Eğer genel başkan olur isem ben herkese eşit mesafede, herkesi kucaklayıcı, herkesi de aynı düzeyde muhabbet ve günün sonunda biriz biziz Ulusal Birlik Partisi zaten adı üstünde ulusal birlik için çalışacağız. Evet. Ve partimizi daha da güçlendireceğiz ve çalışmalarımızla bütün bu az önce ifade ettiğim Ulusal Birlik Partisi'nin vizyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne nasıl daha fazla hizmetler verebiliriz, halkımızı nasıl daha fazla mutlu ederiz, Türkiye ile ilişkilerimizi nasıl daha ileri noktalara götürürüz ve dolayısıyla nasıl daha fazla güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran, mutlu insanları olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne nasıl katkılarda bulunuruz, bunun çalışmasını yapacağız. Evet. Ulusal Birlik Partisi'nin özünde amacı budur. Evet. Dolayısıyla tabii bu anlayışla bütün üyelerimize, bütün Ulusal Birlik Partilere bu sabah bu ekranlardan seslenmek istiyorum ve gerçekten daha güzel günlerin bizi beklemekte olduğunu da düşünmek isterim. Evet, evet tabii ki bütün bu değişimi sağlamanın tek bir yolu vardır. Ben Faiz Bey de bu ekrana geldi. Diğer arkadaşlarla da temas kurduk. Fakat başka programlara angajlı oldukları için gelemediler. Ama Faiz Bey ile sohbetimizde de değindiğimiz gibi bu sorunu çözmenin, kimseyi de gücendirmemenin en güzel yöntemi hem devlet babında hem de parti içinde meritokrasiye dayalı bir liyakat sistemini benimsemek artık farz olmuştu diye düşünülüyor. Yani liyakat sistemine girdiğiniz zaman işte şu şundanıdı, bu bundanıdı yaklaşımı da ortadan kalkar. Bellidir zaten adamın bir formasyonu vardır, bir vizyonu vardır, bir başarısı vardır ve orada olmayı da hak ediyor. Nereden isterse olsun, hangi taraftan isterse olsun. Keza ülkemizi de bir yere taşımak istiyorsak feodal ilişkileri bir kenara koyup liyakata dayalı gerçekten işini yapabilen, profesyonel, deneyimli, vizyonu olan insanları artık belli merkezlere taşımanın zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Çok güzel ifade ettiğiniz ama o insanları kazanmak da başka bir olaydır. Çünkü sizin niyetiniz olabilir ama o insanları bulamazsınız. O insanlar sizin katkılarınızda yoksa, istediğiniz kadar o ilkeleri savununuz, o adamlar yoksa veya bayanlar nasıl bulacaksınız? Dolayısıyla onları da bulmak lazım. Evet. Onları da kazandırmak lazım. Ve bunların hep çalışmalarının önceden olması lazım. Evet. Yani eğer iktidar durumundaysanız ve o kadrolar yok, o zaman sıkıntı içerisindesiniz. Çünkü o işleri kim yapacak? Dolayısıyla onların hazırlıklarının hep önceden yapılması lazım. Evet. Ulusal Birlik Partisi'nin bünyesinde de değerli isimler var gerçekten. Kesinlikle. Devlet tecrübesi olan değerli isimler var. Onlarla birlikte bu çalışmalarımızı yürütmekteyiz. İnşallah daha da bunları yoğunluklu bir şekilde götürmeye çalışacağız. Evet, Ulusal Birlik yani ülkenin en büyük partisi. En büyük potansiyele sahip parti. Şimdi tabii ki içinde bulunduğumuz bir ekonomik kriz var. Artı toplumlar arası görüşmeler yeniden başladı. Yani şimdi Ulusal Birlik Partisi bu vizyona yönelik de çalışmaları ortaya koyacak mı? Çünkü olası bir federasyon olursa eğer tabii ki Ulusal Birlik Partisi yine bu oluşumda en önemli partilerden bir tanesi olacak. İstesek de istemesek de potansiyeliyle, vizyonuyla, geçmiş deneyimiyle, sahip olduğu vekil sayısıyla birlikte yine bu oluşumların en önemli öznesi olacak. Bunlara yönelik de çalışmalar içerisine girecek misiniz Sayın Tatar? Zaten Ulusal Birlik Partisi'nde en fazla konuşulan konulardan bir tanesi Kıbrıs meselesidir. Evet. Özel bir duyarlılığımız vardır. Bizim tabanımızın, partilerimizin ve temsil ettiğimiz halkımızın beklentileri de aşikardır, bellidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahiplenme adına kesin bir tavrımız vardır. Evet.
Dolayısıyla mutlaka tabii ki bu görüşmeler devam ediyor. Verecektir, öyle görülmektedir. Dolayısıyla biz de tavrımızı koymak durumundayız. Çünkü biz ulusalcıyız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına çok söyleyeceğimiz şeyler vardır. Biz böyle üniter bir Kıbrıs'tan yana değiliz. Biz Türkiye'siz, Türkiye'nin garantörlüğü olmadan bir Avrupa Birliği'nden de taraf değiliz. Bütün bunlar zaten kurultay kararlarımızda da vardır. En üst organlarımızın verdiği kararlar. Ama gün geldiğinde eğer değişik şartlarda bir takım farklı düşünceler ortaya çıkarsa mutlaka bunları da enine boyuna partide değerlendirip gerekirse kurultayımızı da toplayıp ona göre kararı da üretebiliriz. Ama o konulardaki duyarlılığımız mutlaka devam edecektir. Çünkü evet. Ulusal Birlik Parti işte belki daha %40-45'lere kadar olan oy potansiyeliyle sokakta ölen iki vatandaştan bir tanesinin desteğini alan bir partidir. Evet. Dolayısıyla önemsenmelidir ki öyledir. Ben şimdi bu seçimlere girmeden önce çeşitli büyükelçiliklerden arandım. İşte diğer ülkelerin görüşlerimi almaya çalıştılar. Çünkü bütün dünyanın önemli ülkeleri de izliyor burayı. Tabii ki. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin işte kurultayı var. Kim seçilirse onun acaba Kıbrıs konusundaki görüşleri nedir? Benim dediğim görüşlerim Ulusal Birlik Partisi'nin görüşleridir. Çünkü Ulusal Birlik Partisi'nin belli bir duruşu vardır. Dolayısıyla şahıstan şahısa bu öyle kolay kolay değişmez. Bunları anlattım kendilerine. Onlar da not aldılar. Yani bütün bu dediğiniz gibi Ulusal Birlik Partisi'nin önemi ve potansiyeli yabancılar tarafından da izlenmektedir. Çünkü biz halkımızın büyük bir bölümünü temsil eden bir partiyiz. Evet, tabii ki hayatta değişmeyen tek bir şey vardır Ersin Bey, biliyorsunuz siz de. Değişimdir. Ama değişim de gelişime yönelik olması lazım. Evet. Tabii ki önümüzdeki günler neyi getirecek, ne getirecek ama tabii ki ciddi anlamda yani hükümet olursanız eğer ki ben gerçekten ülkemizde çok geniş tabanlı bir hükümeti özlüyorum her zaman. Ki bazı işleri sağlıklı yapabilsin, sağlıklı kararlar alabilsin diye düşünüyorum. Yani seçildiğiniz takdirde bir hükümet, yeni bir hükümet kurma çalışması içerisine girecek misiniz? Bunlar çok önemli şeyler. Yani insanların kafasında olan soru işaretleridir. Mutlaka tabii ki Ulusal Birlik Partisi iktidarda olmak isteyen hizmet anlamında. Hizmet partisi değil. Gün sonunda siyaset nedir? Hizmet partisi. Evet. Onun için iktidarlar özlenir. Ama tabii ki bunu yetkili kurullarda tartıştırmak lazım. Benim bu kendi başıma alacağım bir karar değildir. Genel başkanın da bir düşüncesi olabilir. Kendi arkadaşlarıyla bunu tartışır milletvekiliyle. Genişletilmiş merkez yönetim kurulu toplantıları dediğimiz o kurullarda. Daha sonra parti meclisinde enine boyuna tartışıldıktan sonra örgütlerden gelen mesaj nedir ne değildir. Bütün bunlar mutlaka değerlendirilmesi lazım. Ama günün sonunda eğer memlekette büyük bir sorun varsa ve şu andaki hükümet bir noktada bu işi bırakma noktasına gelirse ve böyle bir boşluk olur. Ulusal Birlik Partisi de her zaman bizim söylediğimiz görevden kaçmaz. Evet. Mutlaka o işin içinde olur. Ama tabii ki günün sonunda dediğim gibi bu memleketteki şartlara bağlıdır. Bir de parti içi yapacağımız değerlendirmelere. Evet. Evet, tabii ki Ulusal Birlik Partisi'nin Türkiye'ye olan ilişkileri malum. Hepimiz biliyoruz. Çok sıkı ilişkileri vardır Ulusal Birlik Partisi'nin her zaman, her dönemde Türkiye hükümetleriyle. Ve sonuç odaklı da ilişkiler kurabiliyordu. Şimdi bakıyorum, yeni hükümete bakıyorum. Yani yine bu ilişkiler devam ediyor. Ama bir nakit akışı, bir ekonomik katkının da bu dönemlerde bayağı azaldığını görüyoruz. Sizin döneminizde bunları pek görmeyiz. Nedir bunun nedeni nedir? Yani bunu gerçekten birçok insan merak ediyor. Ve işte sizin geleceğinizi duyduğu zaman bunları da sorun diye bana telkinde bulunan insanlar vardır. Şimdi bir kere dediğiniz gibi temas çok önemlidir. Samimiyet çok önemlidir. Ve o muhataplarınızla kuracağınız güvenilir ilişki. Güvenilir ilişki. Evet. Çünkü Türkiye'de artık kendisini sözleşmelere bağlı, yasalara bağlı, bir takım protokollere bağlı yönetmektedir. Dolayısıyla eğer şu kadar reform yapacağız derseniz ve yapmazsanız o akışta bir sıkıntı olur. Evet. O bakımdan o reform sürecinin devam ettirilmesi lazım. En azından niyetinin devam ettirilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz ki meclis açılmıştır ama hala da öyle reform niteliğinde bir takım düzenlemelerin meclisten geçtiğini göremiyorum. Bunun hazırlığı var mı yok mu onu artık yakın bir zamanda öğreneceğiz. Ama şu anda da bütçe başlayacak biliyorsunuz. Evet. Bütçe Ekim sonu itibariyle meclise gelmek durumunda. Yani en geç yarına kadar bütçe meclise gelecek. Ondan sonra bütçe çalışmaları başlar. Evet. Ve komitelerde bir takım sıkıntılar olur. Dolayısıyla bu reform niteliği taşıyan bir takım düzenlemelerin ta belki de ocağa kalacağı anlaşılıyor şu anda.
Bundan dolayı bir sıkıntı olabilir. Ya da dediğim gibi bu ilişkilerin bir takım başka başka boyutlarından sıkıntı doğmuşsa ondan bir takım aksaklıklar olabilir. Ama önemli olan bunları bir kenara bırakırsak vatandaşın gözünde, iş dünyasının gözünde, çiftçisinin, hayvancısının, bütün sektörlerin gözünde bu hükümet gerçekten bu işleri yapabiliyor mu, yönetebiliyor mu, Türkiye ile ilişkileri tamam mı değil mi? Zaten bir ekonomik sıkıntı var. Bir de buradaki bu eksiklik gerçekten vatandaşı sıkıntıya sokuyor. Yani eğer umut olarak Ulusal Birlik Partisi oralara geldiğinde o beklentilerle zaten her şeyin daha gidebileceğini düşünmekteyim. Bak o beklentiler yani olmadan o beklentilerle çarkların daha iyi dönebileceğine inanıyorum ben. Çünkü Ulusal Birlik Partisi'nin oralarda olması demek ki işler bundan sonra tamam gidecek. Demek ki işler istediğimiz gibi olacak. Çünkü Ulusal Birlik Partisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her türlü boyutuna sahip çıkan ve gerçekten ekonomik çarkların bütün sektörlerin biraz daha iyiye gitmesi için elinde çareler olan Türkiye ile de iyi münasebetleri dolayısıyla desteği bulacak olan partidir şeklinde bir anlayış ve beklenti zaten işlerin daha iyi gitmesine sebebiyet verir. Ekonomistler bu söylediğimi gayet iyi bilir. Yani olmadan beklenti marifetiyle, beklentilerin harekete geçmesiyle ekonominin daha iyi bir noktaya gitmesi için çarkların dönüyor olması. Evet. Şimdi bu hükümete baktığımızda o yapıyla dörtlü bir koalisyon zorlama var. Koalisyon hükümeti içinde bir takım ideolojik sıkıntılar ve dolayısıyla tereddütler ve Türkiye ile olan bu malum hiç gereksiz yere tartışmalar bütün bunlar oyunu bozar. Oyunu bozunca insanlar bir kez daha düşünür ve bir takım projeler ertelenir, yatırımlar gecikir, tereddütler dediğim gibi arttığı takdirde Başka bunun mahsulları vardır. Dolayısıyla doğru adres Ulusal Birlik Partisi'dir. Bu hep böyle olmuştur. Sizin de ifade ettiğiniz gibi anahtarı da bizdedir. Evet. Tabii ki şimdi bağımlı bir ekonomiye sahip olduğumuz için Türkiye ile ilişkiler her zaman için en ön planda olmuştur. Fakat şimdi protokollerden bahsettiniz. Bu protokoller eğer geçerse, bu reformlar, bu protokoller çerçevesinde geçerse bir takım katkılar da söz konusu. Yani bu reformların yapılmasına mı bağlandı katkılar? Hem bu reformlar gerçek anlamda ekonomiye bir hareketlilik getirebilir. Kaynakların daha iyi yönetilmesi bakımından, kaynakların daha verimli hareket edilmesi bakımından. Hem de bu sözleşmeler o maddeleri içeriyor. Şu kadar reform yaparsan bu kadar daha fazla kaynak aktarırız buraya. Evet. Şu kadar daha fazla reform kaleminden maliyeye direkt katkı yaparız veya bu projelerin hayata geçmesi için şu kadar para verir şeklinde bu şekilde bir anlayış vardır. Dolayısıyla bu reformların hele hele altına imza attıysanız yapılması lazım. Onun için ben açıklamalarında eğer gerçekten bu protokollerin altına imzalar atılmışsa zaten bunların görüşmeleri yapılmış da atılmıştır. Evet. Bunun için daha ciddi durmak lazım, daha kararlı durmak lazım ve Türkiye ile samimi olmak lazım. Evet. Çünkü biliyorsunuz bazı dönemlerde imzalar atılır ondan sonra bilerek o işler yapılmaz. Çünkü o işlerin yapılması birilerinin başını ağrıtır. Birilerden tepki gelir. Ama gün sonunda buranın daha iyiye gitmesi için bazı fedakarlıklar lazım. Onu da yapmak durumundayız. Evet. Şimdi şöyle bir soru sormamı istedi izleyicilerimiz. Şimdi bu protokoller çok önemli aslında ve dediğiniz gibi eğer siz bu protokollere imza koydusanız bu ne demektir? Bunu yerine getireceğim demektir. Yani bir akit yaptık biz sizinle evet. ve bunun karşılığı da bunu yerine getireceksiniz. Bunu yerine getirdiği takdirde de biz bu kaynaklara katkı yapacağız demektir. Peki şu soruyu çok soruyor insanlar. Yani özellikle de Ulusal Birlik Partisi'nden birçok arkadaş bana bu soruyu sordu. Özellikle de sizi destekleyen insanlardan çok soran oldu. Şimdi özellikle bu ülkenin insanının kültürel, sosyal, sanatsal ve yaşam biçimini etkileyecek, ona halal getirecek bir şeyse bu yaptırım, ona da evet diyecek mi Ulusal Birlik Partisi hükümette olursa? Bizim özümüz özümüzdür. Kıbrıs Türk'ünün evet. kendi kültürü vardır. Kendi örf ve adetleri ve gelenekleri vardır. Dolayısıyla o konuda Ulusal Birlik Partisi halkıyla beraberdir. Evet. Halkının bir takım hassasiyetlerini ve duyarlılıklarına mutlaka sahiplenir Ulusal Birlik Partisi. Evet. Adı üstünde Ulusal Birlik Partisi. Dolayısıyla o konuda bir tereddüt olamaz. Yani dayatmayla başka bir kültürün buraya enjekte edilmesi ve bizim buradaki düzenin, kendi halkımızın beklentilerine ters bir oranda bunu buraya dayatması mümkün değildi. Böyle bir şey olmaz. Karşı tarafta bunu bizden istemez. Bunu güzellikle anlatırsınız. Dolayısıyla evet. bir sıkıntımız olmaz diye düşünüyorum ben. Evet. Yani inşallah. Yani ama tabii Ulusal Birlik Partisi de özgürlüklere de hürmeti olan,
hem fikir özgürlüğüne, hem yaşam özgürlüğüne, hem ibadet özgürlüğüne neyse. Tabii ki. Orada da özgürlükleri savunan bir partidir. Dolayısıyla bazı insanların kendilerine göre yaşam tarzlarını onların illa biz böyle isteriz diye değiştirmelerine baskı yapmamız da söz konusu değildir. Çünkü biz özgürlüklere inanan bir partiyiz. Böyle bir anlayış içerisindeyiz. Avrupa Birliği'nde de bu böyledir. Evet. Başka gelişmiş ülkelerde çağdaş gelişmiş ülkelerde. Burası da öyle bir ülkedir. Evet. Dolayısıyla bu işte din meselesinde de bazı insanlarımızın hassasiyetlerine saygı duyarız. Evet. Onun için işte onlara imkan tanınmasın, onlara o şekilde bir ortam yaratılmasın gibi bir düşüncemiz asla olmaz. Evet. Herkesin örf ve adetlerine saygılıyız. Evet, yani özellikle Kıbrıslılar biliyorsunuz ta 100 yıllık bir geleneği vardır bu din konularında. Yani kimse aslında çıkıp da Kıbrıslılara din ve dindarlık konusunda veya millet veya milliyetçilik konusunda ders vermesin diyorum ben şahsen. Halkımızın... Çünkü bu konuda gerçekten Kıbrıslılar çok deneyim sahibidir ve bizim din anlayışımızda da milliyetçilik anlayışımızın içinde de ciddi bir hoşgörü vardır Ersin Bey. Yani özellikle de Ulusal Birlik Partisi'nde çok arkadaşlarım vardır. Bu konuyu da sürekli telkinde bulunuyoruz. Ciddi bir hoşgörü vardır. Yani bir şey artık dayatmaya girdiğinde içinde çatışmayı da barındırır. Yani bunları çok iyi düzenlemek, çok iyi düşünülmesi gerekir diye düşünüyorum. Buradaki yapıya baktığınızda öyle bir dayatmanın olduğunu ben asla düşünmüyorum. Buradaki yaşam biçimine, buradaki yollara, sokaklara, gece hayatına, oraya buraya baktığınızda bu ülkede öyle bir dayatmanın olduğunu ben düşünmüyorum. Bundan sonra da olmaz. Ulusal Birlik Partisi de böyle bir şeye gelmez. Dolayısıyla biz gerçekten kendi kültürümüze, örf ve adetlerimize ve geleneklerimize çok önem veren bir partiyiz ve bundan sonra da bu böyle olacaktır. Evet, sizin ailece de zaten yani Tatar ailesi olarak da baktığımda bu konuda ciddi hassasiyetleriniz olduğunu görüyorum. Yani özellikle annenizin bir sanat alanında hala bugün belli icraatlar yapması ve bununla ilgili çaba sarf etmesi de bunların en güzel örneklerinden biridir diye düşünüyorum. Evet, İsmet Hanım İsmet çok Hanım, başarılı. Gerçekten yani biz özellikle sanat programlarımızda sürekli konuk ettiğimiz insanların başında geliyor. Özellikle de bu kağıt sanatıyla ilgili ve Kıbrıs kültürüyle ilgili çok ciddi çabaları vardır. Kendisini de yürekten kutluyoruz ki bu sizde zaten ailece bu hassasiyet vardır diye düşünüyorum. Tabii ki bunu söylememin nedeni Sayın Ersin Tatar, şunun için söylüyorum. Gazeteleri her gün okurken ciddi anlamda bir tavan yapmış bir kriminalite vardır. Bir sirkat vardır. Bir belirsizlik vardır. Yani ülkemize gelen insanlarla ilgili artık ciddi bir kontrol talebi vardır insanlarımızda. Doğrudur. Özellikle de Ulusal Birlik Partisi'nden birçok insanın ortak tavrıdır bu. Artık bu ülkeye girecek olan insanların niteliği, kalitesi ve girme biçimi artık denetim altına alınmalıdır diyor. Bu konuda neler yapmayı planlıyorsunuz eğer hükümet ve başkan olursanız? Polisiye tedbirler çok önemli burada. Tabii evet. Giriş çıkışlarda ve bilahare bunların denetimi fevkalade önemli. Polisin özel sıkıntıları vardır. Bunlar da görüşmek lazım. Güvenlikle alakalı eğer başka yasal düzenlemeler gerekiyorsa onları da yapmak lazım. Çünkü şu ana kadar evet doğrudur ama mukayese edildiğinde bu dediğiniz olaylar başka ülkelerde de vardır. Ama bizim ülkemizde olmaması lazım. Çünkü burası küçük bir ada ekonomisidir. Kıbrıslı'nın geleneğinde o vardır. Kapıları açık evinde yatır tabii kalkar. Ki, tabii ki. Arabasını park eder gider gelir. Ama şu anda tabii ki bir yoğunluk vardır. Baktığımızda nüfusa eskiden işte 74'ten 100 bin kişiydik. Şimdi bir de bakıyoruz ki nüfusumuz 350 bin vatandaş. İşte 100 bin üzerinde bir öğrenci. O öğrencinin gelen giden aile bağlarıyla. Bir de 50 bine yakın çalışma iziyle burada çalışan insan. Şu kadar işte başka maksatlar için gelenler, gidenler. Bir de bakarsınız ki 700-800 bin insan belki her an burada yaşayabilir. Dolayısıyla bazı olaylar da olacak. Ama bunların denetimi ve bunları baskı altında tutarak bunların azalmasını hedeflemek de doğru bir politikadır. Evet. Dolayısıyla bunların mutlaka işte MOBESE sistemi, yollardaki MOBESE sistemlerini tutumuzla bu iletişim imkanlarıyla artık çok daha fazla güvenlik tedbirleri alınabilir. Onun için Kuzey Kıbrıs Hükümeti bu alanda elinden gelen neyse bunu yapmak durumundadır. Belki girişlerden başlayarak çünkü adam sabıkalıysa, adam işte daha önce buraya gelmiş bir halt yemişse geri gitti, onun geri gelmemesi lazım. Bunların tabii ki mutlaka tedbirleri zaten alınmaktadır. Polis teşkilatımıza güveniyoruz ama onların da bir takım sıkıntıları vardır. O noktada onlara da yardımcı olarak bu dediğiniz gibi
daha böyle rahat bir ortamın yakalanması için bütün bunların denetlenmesi lazım. Bütün bunlar üzerinde farklı çalışmalar olması lazım diye düşünüyorum. Evet, özellikle bu alanlarda Sayın Ersin Tatar, ülkemizde hangi siyasi görüşten isterse olsun hepsimizin ortak paydasıdır bunlar. Mutlaka. Yani hatta geçen gün bir arkadaşımız işte eşiyle birlikte yola çıktı. Adamın biri takip ediyor kendisini. Bu da yetmezmiş gibi. Tamamı bak sinirlerim bozuktur benim, ayaklarınızı dengalın. Bak karışmama diyebilecek kadar, yani öyle bir pozisyona geldik. Bu Kıbrıslıların, yani Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan aslında herkesin ortak sorunudur. Yani bu ne UBP'linin sorunudur sadece, ne CTP'linin, ne TDP'linin, ne marjinalinin, ne başka bir kesimin. Yani bununla ilgili biz şuna inanıyoruz. Eğitim sistemimizde ciddi önlemler almamız gerekiyor. Yani bunun bir kültüre dönüşmesi gerekir diye düşünüyoruz. Gerek insan ilişkilerinin, gerekse çevreye karşı olan duyarlılık, ki bugün yine bir haberimiz vardı bir köyümüzden, inanılır gibi değil Ersin Bey. Korkuteli'den bir haberdi bu. Tarlayı olduğu gibi çöplüğe dönüştürdüler ve daha Korkuteli gibi onlarca yerleşim yerimiz vardır ve şu soruyu soruyoruz biz. Yani muhtar niçin muhtar oldu? Azası niçin aza oldu? İşte o küçük yerleşim yerlerini gidip de bizim siyasetçimiz, mecliste uğraşan insan gidip de denetleyemez. Veya polisimiz seninki de bir de oraya gidemez. Bu kültür. İnsanlar bu kültür edilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Yani bunlarla ilgili neler planlıyorsunuz Ersin Bey? Günün sonunda eğitim sisteminden başlar. Dediğim gibi o kültürü yaşatmak. Ağaç kültürü, yaş gene eğilir mentalitesinden yola çıkarak. Çoluk çocuktan, gençlerden o duyarlılıkla bu gençleri yetiştirmek ve dolayısıyla daha kültürlü bir yapı mutlaka her zaman özlenen bir şeydir. Evet. Bunu tabii ki biz de en iyi şekilde yapmaya çalışırız ama günün sonunda aile yapısı da çok önemli. Evet, aile terbiyesi yani, çok önemli. Yani ben hep onu söylerim. Okulda eğitim çok önemli. Öğretmenler işte ne kadar emek veriyor o da tartışılabilir ama her şey aileden başlar. Evet. O aile yapısı içerisindeki o kültür ve ailenin çocuğa verdiği çağ, bebeklik çağından şeyi, o ortam çok önemlidir. Dolayısıyla buna da bakmak lazım, bunu da telkin etmek lazım. Aileden başlamak suretiyle aileye büyük sorumluluk düşer. Dolayısıyla aile planlamasına kadar gider bu işler. Evet, evet. Yani eğer bakamayacaksan ona göre düşünmen lazım bir kez daha. Evet. Ve haliyle daha sağlıklı bir toplumun oluşabilmesi için çeşitli platformlarda bunları tartışmak lazım. Ve onu görüyorum ki bu ülkede gerçekten o zenginliğimiz var. Yani her platformda, her sektörde fikir üretebilen, fikir ileri sürebilen ve bu kadar üniversitenin olduğu bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Fikirler ve düşünceler ortaya çıkabiliyor. Bütün bunları çalıştırmak lazım. Yani ilgili sorumlular bunun için bir komite aşamasında bunların eline boyuna hepsini tartışması lazım. Üniversiteden de katkı alabilin. Çünkü bu kadar üniversitede her meseleyle ilgili mutlaka uzmanlar vardır. Var var. Evet. O uzmanlar artık bu çağda hem onun tezini yazmıştır hem internet ortamında yeni yeni gelişmeleri de oradan takip ediyordur. Bütün bunları özümseyerek kendi yapacağımız bir takım düzenlemelerde bunlardan faydalanmak toplumu ileriye götürür. Çünkü dünya durmuyor. Dünya devamlı sürekli gelişiyor. Bütün bu konularda psikologdan tut da her türlü insan ilişkilerinde fikir ve bu deneyimi olan insanlar bir yerde toplanıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde kurslara gidiyorlar, bir takım toplantılara katılıyorlar. Yenilikleri, çünkü en basit konuda bile yeniliği var onun. O yenilikler, işte Çin'de böyle bir olay nasıl yaşandı? Hindistan'da böyle bir olay nasıl tepki gördü? Kanada'da nasıl oldu? Bütün bunların bu iletişim ve internet ortamında daha fazla algılanabileceğini düşünüyor, algılanabileceğini. Bütün bunları da takip edecek çok kendini geliştirmiş insanlarımız vardır. Bu insanlardan faydalanmak lazım ki size yol gösterebilsinler. Evet. Yani 50 sene evvelki yol şimdikinden farklıdır. Şimdi yol daha uzundur. Evet. Daha böyle zenginliği vardır çünkü tecrübesi vardır ve dünyada yaşanan örnekler hep önündedir. İnternetten anında bunu bulabilin. Evet. Bu üniversitelerimizden de çok faydalanmak lazım. Yani sorduğunuz soruya şimdi konuştuk sonra aklıma farklı şeyler geliyor ama üniversitelerimizden mutlaka faydalanmalıyız. Çünkü üniversiteler bizim zenginliğimizdir. Aktive etmek lazım. Çeşitli işte. Fakülteler vardır. Her konuda, her bölümde farklı bir takım olaylar ve dolayısıyla bunlardan faydalanmak lazım diye düşünüyorum. Yani benim zaten üniversite sayımızı düşündüğümüzde ve üniversitelerimizin içeriklerini de düşündüğümüzde yani baktığım zaman aile yaşamından trafiğe, sağlıktan eğitime kadar
aslında en iyisi bizde olması gerekiyor. Bu kadar üniversite, bu kadar üniversite vardır ve bu kadar uzmanı vardır. Yani ve bilimsel anlamda işlerin yapılacağı bir merkez haline gelmesi gerekir. Bu üniversitelerde kendi insanlarımız vardır. Evet. Yurt dışında tecrübesi olan, buraya gelmiş olan, öğretim görevlisi olan çok değerli insanlar vardır. Bir de Türkiye'den ve başka ülkelerden hem daimi olarak gelen hem de gezen profesörlerler. Evet. Yani haftada bir gelip gidiyor mesela. Onlardan da faydalanma imkanımız vardır. Evet. Bu çok büyük bir zenginlik. Yapacak mı bunu Ulusal Birlik Partisi? Yani böyle bir başlangıcı Ulusal Birlik Partisi ile birlikte görebilecek miyiz? Geçmişe haksızlık yapmayayım. Ulusal Birlik Partisi'nde her zaman böyle konular gündemde olmuştur. Bütün bu söylediklerimi Ulusal Birlik Partisi kendi içinde tartıştırmıştır. Benim farkım ne olacak? Şunu söyleyebilirim. Ben işte bu propaganda döneminden söyledim. Beni hep tanıyorlar. Ben çalışan bir adamım. Durmayan bir adamım. Ve enerjisi olan bir adamım. Ve ben bir talimatla o işin artık daha fazla takibini yapacağım ben. Yani evet, gerekirse gidip o komitede oturacağım da. Çünkü evet, sen baştaki adam olarak veya birkaç yakın arkadaşınla takip edersen, arada sırada sen de katılırsan, toplantılar düzenlersen ve o insanlara da moral ve motivasyon verin, daha fazla fikir üretilir. Tabii. Daha fazla proje, daha fazla bir takım düşünce de ortaya çıkar. O bakımdan farkım bu olacak. Gerçekten bu toplantılara çok önem veriyorum. Ve komite çalışmalarında özellikle Ulusal Birlik Partisi'nin hem emekliye çıkmış çok değerli, çok tecrübeli müsteşar ve müdür müşavirleri veya teknokratları vardır, bürokratları vardır. Evet, bürokratları vardır. Ve devlet katlarında şu anda çalışan bize bağlı çok değerli insanlarımız vardır. Bütün bunlardan faydalanarak ve bir de dediğim gibi işte üniversiteden alacak katkılarla, üniversitelerden hocalarımızın vereceği katkılarla çok güzel düşünceler ve projeler ortaya çıkabilir. Her sektörle alakalı. Ve hükümete gelince de bunlar hazır olur. Evet. Bütün bunların çalışmaları. Yani proje dediğiniz hemen aklıma geldi. Geçmişte biliyorsunuz Türkiye'nin hibe anlamında verdiği bazı katkılar vardır. Ama bu hibeleri önlerine koyduğunuz projelere karşılık veriyor. Ve geçtiğimiz dönem içerisinde biliyorsunuz bu projeler yapılmadığından dolayı çok hatırı sayılır miktarda para geriye gitti. Evet. Hükümet olduğunuz takdirde veyahut da bu işlerin başına geçtiğiniz takdirde böyle bir komite oluşturmayı düşünüyor musunuz? Çünkü gerçekten çok önemli bir kalemdir bu ki ekonomik olarak bize çok büyük katkı yapacaktır ve birçok kurum kuruluşun da doğru yönde profesyonel anlamda gelişmesine de çok büyük katkısı olacaktır. Hatta özel sektör mesela o dönemdeki hükümet yetkililerine biz size ücretsiz proje yapmaya hazırız demesine rağmen maalesef çok da fazla ilgi görmedi ve yüz milyonlarca lira maalesef geri gitti. Evet, yani bu bir sıkıntıdır. Gerçekten orada zamanında yapmak lazım. Çünkü proje öğretmek zaman alıyor. Evet. Bir de yeterli uzmanlar yoksa onlar da tabii ki başaramadıkları için yazık oluyor. Dolayısıyla bu konularda elimizden ne gelirse yapacağız. Çünkü yani bizim farkımız şu, bizde daha fazla katrı var, daha fazla bürokrat var ve dediğim gibi o ilişkiler var. Evet. Dolayısıyla o ilişkilerin de değerlendirilmesiyle mutlaka %100'ünü değemesem bile, çünkü biliyorum geçmiş tecrübemden, her zaman biraz geri gidiyor. Çünkü evet, %100'ü yakalamak... Ama yok da yüz milyonlarca lira ama geri gitti. O kadar geri gittiği duyduğunuzda gerçekten üzülüyorsunuz. Evet. Dolayısıyla o konularda yoğunluklu çalışma lazım. Ama bu yollarda gerçekten o ara emirleri büyük bir üzüntüdür, büyük bir sıkıntıdır. Evet. Yani gelen bilgiler bu büyük yolların yapılmasında, hala daha bu Lefkoşa çevre yolu olsun, işte Lefke'ye giden yol, Alsancak, Lapta yolu, Girne çevre yolu hepsi duruyor. Tıkanıklıklar hepsi bu ara emirlerden dolayı oluyor. Evet. İşte vatandaşın birinin mülkünün içinden geçtiği için vatandaş da gidip ara emir alıyor. Orada kalıyor o. Buna bakmak lazım. Ama yani, bunun gereği var zaten Ersin Bey. Yani vatandaşın mülkünün içinden geçmişse çıkarıp o parayı devlet işte, olarak ödemeniz gerekir. İşte o, yani bunu uzatmanın bir anlamı yok ki yani. İş bitirici olmak lazım. Kamuya göre değeri budur. Vatandaşa göre değeri budur. Dolayısıyla ihtilaf oluyor. O da ara emir alıyor. Bir takım sıkıntılar yaşanmak lazım. Dolayısıyla o noktaya bakmak lazım. Çünkü evet, gerçekten yazık oluyor. Hem bu arada müteahhit de başka yanlış işler almışsa başka yerde... Evet. Da işlere gitmiyor. Müteahhit de battığında o iş orada kalıyor öyle. Evet, evet. Yani yaşıyoruz yani yollarımızda bu, ve bazı projelerde bunu yaşıyoruz. Buna tekrar bakmak lazım. Yasal düzenlemeyle eğer bu sıkıntılar aşılacaksa onu da gündeme getirmek lazım. Evet. Evet, gerçekten çok önemli bir işe nokta koymak üzeresiniz. Ulusal Birlik Partisi'nde üyenin vermiş olduğu bir mesaj vardır. Değişim mesajı vardır. Evet, son olarak neler söylemek istersiniz Ersin Bey?
değişimle ilgili ve önümüzdeki hafta yapılacak olan ikinci turla ilgili nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz? Bir kere, Ulusal Birlik Partisi üyelerine, sizin üyelerinize değil, sizin taraftarlarınıza değil. Ben, genel anlamda ben, Ulusal Birlik Partisi üyelerine. Ben zaten söyledim programın içerisinde de. Ben kucaklayıcı bir insan olarak hiçbir zaman bana oy vermeyenlere böyle aksi bir tavrım olmaz. Yani günün sonunda herkes Ulusal Birlik Partilidir. Evet. Hepsi bizim arkadaşlarımızdır. Hepsi değerli adaylardı. Dolayısıyla o iş geride kalmıştır. Bu saatten sonra daha önce hepimizin söylediği gibi biz biriz ve biziz. Dolayısıyla şu anda adres ben. Ben olduğuma göre etrafımda kenetlenerek bu partiye, bu ülkeye nasıl hizmetler verebiliriz? Bunların çalışmalar içerisinde olacak. Evet. Bu kurultay geçecek. Başka kurultaylar gelecek. O zaman gündem başka insanlar gelecek. Olabilir. Tabii. Hiçbir kimseye bu makamlar kalıcı değildir. Evet. Dolayısıyla bu anlayış ve rahatlık içerisinde ben diyorum ki gerçekten de yapılacak çok işimiz vardır. Partimizi daha canlı bir hale getirmek, daha demokratik kurallara yönetilmesi, teşkilatlarımızın daha fazla hizmet verebilmesi ve gerçekten de potansiyelini yakalayarak, potansiyeli diyorum çünkü çok örgütlü, çok teşkilatlı ve insan sermayesi çok büyük olan bir parti. Bütün bunları en iyi şekilde hayata geçirerek hem partimizin daha ileri götürebilmesi için hem de ülkeye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne iktidar olduğunda daha güzel hizmetler verilebilmesi için onun hazırlığı. Onun hazırlığı da biz yapacağız. Partilerimizle birlikte biz yapacağız. Çünkü dediğim gibi bu bir ekip çalışmasıdır, ekip anlayışıdır. Bu ekiplerde de işte kime oy verdiğiniz noktasında hiçbir zaman olunamaz. Herkes partilidir. Dolayısıyla herkes bu ortamlarda bulunacaktır. Hepimiz birlikte ülkemizin geleceği için çalışacağız. Ve çok mutluyuz çünkü böyle bir partimiz vardır. Evet. Yani böyle bir partinin 43. yaşında bu olgunlukta, bu kadar teşkilatıyla, bu kadar vizyonuyla olması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir zenginliktir. Yani gerçekten gönüldaşlarımız vardır ve o partililer yürekten inanıyorlar yaptıkları işe. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, bu devlete yürekten bağlıdırlar. Bu insanları bir araya getirmek öyle bir günlük, iki günlük bir iş değildir. Bu yılların bir emeğidir. Evet. O bakımdan ben kurultay konuşmamda da söyledim. Ta işte bu partiye hizmet eden başta kurucularından Rauf Denktaş, evet. Necat Konuklar, Osman Örekler, Mustafa Çağataylar, Salih Miroğlu'lar. Evet. Ve şu anda sağlığı olan, iyi sağlık versin diyorum, Sayın İrsen Küçük, evet. Tahsin Ertuğrul'u, evet. Dervişeroğlu'lar. Dervişeroğlu 19 yıl başbakanlığı yapmış bu partinin. Yani. 19 yıl başbakanlığını yapmış bu partinin. Yani dile kolay. Evet. Evet. Dolayısıyla bütün bu değerli eski arkadaşlarımıza da teşekkür ettim. Tabii ki hayatta olmayana da rahmet diledim. Evet. Ama şu anda hayatta. Babam da benim 51 kurucusu vardı, evet. Partinin. Onların bir tanesi babamdı, Rüstem Tatar. Rüstem Tatar. 88 yaşında. Evet. Ona da sağlık diliyorum. Geçtiğimiz günlerde doğum gününü de kutladınız. Kutladık, Facebook'tan paylaştık. Dolayısıyla evet. Yani bunlar bizi duygulandıran şeylerdir. Yani evet. Ben şu anda bu partinin inşallah genel başkanı olurum. Benim babam 43 sene önce kurucularından bir tanesiydi. O listede evet. Adı var. Evet. Yani gerçekten bunlar insan hayatında güzel şeyler. Evet. Ve tabii ki teşekkür etmeye gelirse çok teşekkür edeceğim kişiler vardır. Evet. Babama da teşekkür ediyorum. Çünkü evet. Küçük yaştan beni bu konularla alakalı benim fotoğraflarım var. Yani küçük yaşta bu işlerin içerisinde orada burada evet. Ve o şekilde bir ruh haliyle kendimizi geliştirdik, kendimizi bu yani büyük bir kadar bağlılığınız ve sadakatiniz var aslında. Benim büyük bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan bağlılığım, topluma, halkıma olan bağlılığımı biliyorsunuz yaptığım çalışmalarda işte her boyutuyla kültürünün de içerisinde, sanatının da içerisinde, sporunun da içerisinde, şimdi siyasetinin de içerisinde ama işte bu aşamaya gelene kadar bütün bunlardan aldığım o tecrübe ve destekle de gelebildik. Çünkü her yerde bir imzamız vardır. Evet. Ve dolayısıyla onların da desteği ama tabii şu anda artık ben partiye baktığımda partililerimle birlikte ve ekip arkadaşlarımla birlikte bir ekip anlayışıyla hepimiz bu yolda başarılı olmak bütün için. Bütün UMP'lileri de kucaklayarak. Hepsini kucaklayarak. Evet. Hiçbir ayrım da yapmadan. Bu çok evet. Önemlidir. Yani evet. Onlar şucuydu, bunlar bucuydu. Bu anlayışta asla değilim. Benim için o hepsi geride kalmıştır. Eğer ben genel başkan olursam mutlaka bütün bu zenginlikleri liyakata bağlı. Evet. O şekilde bir anlayışla yürütmek durumunda olduğumu söyleyebilirim. Onun için de başarılı olacağım zaten. Evet. Başarılı olmak için onu yapman lazım. Yani sizin başarılı olmanız demek ülkenin başarılı olması demek. Tabii. Dil de aynı zamanda. Aynen. Evet, çok teşekkür ederim Esin Bey. Başarılar dilerim. Bayağı yoruldunuz aslında. Kolay değildir saatlerce orada olmak.
Kolay bir iş değildir. Ama ben hayırlı uğurlu olsun güzel bir sizlere. İş yapmak, başarabilmek, bir umut olmak. Evet. Bu da güzel bir duygudur. Yani evet. Ben hep onları da vurguladım, söyledim. Yani günün sonunda bir değişim, bu değişimle bir umudun ortaya çıkması. Ve bu umutla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılabilecek bir takım güzellikler, hizmetler vatandaşa da yansımaktadır. Şu anda şu anda vatandaş da bir şeyi, bir değişim bekliyor. Yani hem partilerim hem vatandaş bir şeyler bekliyor. Onun doğuşunu şu anda yaşıyoruz. Evet. İnşallah hep birlikte daha mutlu olacağız. Evet, kolay gelsin diyelim size Ersin Bey. Başarılar diliyorum hepinize. Eğer ikinci turda olacaksa Hüseyin Özgür Gün'e de size de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili Kıbrıs TV izleyicileri, gördüğünüz gibi neticeler ortada. Yapılan açıklamalar, özellikle Sucuoğlu ve Atun'un yaptığı açıklamalar ve bugün gazetemizde yer alan bu açıklamalar kurultaya damgasını vuran en önemli açıklamalardır. Tabii ki bu açıklamalar aslında daha ilk günden biz Konmar olarak tabii ki itibarımızı da tazelemiş olduk. Çünkü birebir, neredeyse birebir netice çıkarmış olduğu Konmar. Yani sizin kuruluşunuz olan Konmar. Dolayısıyla artık önümüzdeki günler içerisinde nelere gebedir ikinci tur onu bilemeyeceğiz. Ama bir realite vardır. Ulusal Birlik Partisi'nin %70'in üzerindeki üyesi partide değişimi arzuluyor, değişimi istiyor. Bu da mevcut başkanın dışındaki adaylara verilen oyla alakalıdır. Böyle bir mesaj çıkıyor. Önümüzdeki günler de tabii ki neler olacak hep birlikte göreceğiz. Ben tekrardan bu kurultay sırasında gösterdikleri hoşgörü ve anlayıştan dolayı da tam da Kıbrıslıların kültürüne uygun bu anlayıştan dolayı da Ulusal Birlik Partisi üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Hoşgörü çok önemlidir. Kıbrıslı'nın o hoşgörüye dayanan kültürü çok önemlidir. Ulusal Birlik Partisi'nde dişe diş bir mücadele olmasına rağmen bu hoşgörüyü yine de gördük. Gerçekten çok önemli şeyler oluyor ülkemizde. Evet, ben hepinize hoşça kalın diyorum ve her zaman olduğu gibi müzikle başlıyoruz. Müziğin o evrensel değerleriyle başlıyoruz ve müziğin o evrensel değerleriyle de noktayı koyuyoruz. Ve bizim insanlarımıza atıfta bulunmaya çalışıyoruz her zaman. Grup Trafik diyoruz. Benim de dönem arkadaşlarım, hepsi ayrı ayrı. Gerçekten müzikalite konusunda da muhteşem insanlar. Dağlar mı yollar mı parçasıyla hepinize hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın, hoşgörüyle kalın, aşkla kalın sevgili Kıbrıs TV izleyicileri. Hoşça kalın. Gelmez olur dağlar mı yollar.
geldiğinde yaşanak bitmiş, hayalim bitmiş. Gecem soğuk, odam sensiz, ümitler bitmiş. Kadehimde şarap bitmiş. Ellerim, gözlerim, duygularım bomboş. Sensiz.